Merhabalar. Aklımdaki kişi açılımı yapmaya geldik. Ama bu sefer yine karşılıklı olarak bakım yapacağız. Biz ne durumdayız, o ne durumda, geçmişte ne durumdaydık ve gelecekte bizi neler bekliyor şeklinde. Yine haritamı açtım. Horary üzerinden ilerleyeceğiz. Bir bakalım o zaman hemen başlayalım. Danışmanlık için bizi Instagram üzerinden takip edebilirsiniz. Instagram adresimiz zaten ekranda bulunmakta. Şimdi İlk olarak enerjilere bakıldığında öncelikle karşınızdaki kişi yani o ve siz olarak ele alın. Eril dişil olarak yapmıyoruz bunu. Karşınızdaki kişi öncelikle aslında kendi içinde duygusal sorgulamalar içerisinde ve almak istediği bazı sorumluluklar, bazı eylemler yani bazı atağa geçme enerjileri söz konusu gibi görünüyor. Fakat bakıldığı zaman bu kişi çok kendisine güvenmeyen bir kişi olabileceği gibi aslında sizin ona güvenmediğinizi de düşünüyor olabilir ve geçmiş dönemde özellikle birbirinize çevre açısından özellikle çünkü çevre bağlantısı görünüyor direkt olarak çünkü hem 15 hem 11 rakamıyla geldiği için ev türetme sistemiyle de 11-3 evleri çalışıyor. Yani öyle ki aranızdaki süreçte çevre enerjisi hem yakın hem uzak çevre belki mesafe varsa bununla ilgili konularda gününüzden çıkmış olabilir. Bu konularda sanki birbirinizi tam olarak yönetememişsiniz. Çevreyi tam olarak yönetemediğiniz, yönlendiremediğiniz için özellikle ilişkiniz bir tık beklediğiniz gibi değil ya da sizin istekleriniz yönünde değil. Sanki çevrenin yönetimiyle ilerlemiş olabilir gibi görünüyor. Bununla beraber aslında karşınızdaki kişi çok fazla bu dönemde hayal kurduğu, telepatik olarak sizinle bağ kurduğu ve özellikle şöyle birkaç gün öncesine kadar rüyalarınızın, sezgilerinizin bu kişiyle ilgili çok yükseldiği bir süreç yaşamışsanız eğer, yaşadıysanız eğer bu kişiden kaynaklı olabileceği görünüyor. Çünkü kişinin daha önce böyle bir eyleme geçme, atağa geçme isteği ortaya çıkmış ama bunu çok bastırdığını veya atağa geçmiş olsa bile yapmak istediği gibi yapamadığını, içinde çok böyle baskılama halinin olduğunu, içinden geçtiği gibi davranamadığını, ilişkiyi istediği gibi yaşayamadığını, çok fazla kontrol enerjisinin ortaya çıktığını ki burada aslında bunu şundan kaynaklı yaptığını görüyorum. Geçmiş tecrübeleri. Yani siz diyorsunuz ki yeni bir sayfa açıyoruz. Tecrübelerden arınması gerekmiyor mu? Ama kişi diyor ki ben ne istediğimi tam olarak şu an bilmiyorsam, gelecekte üzülmekten korkuyorsam kendimi bu ilişkiye rahat ve kolaylıkla bırakamam. O yüzden sanki kişinin sürekli gelgitleriyle, sürekli dengesizlikleriyle, işte bir umut verme, hayal kurma hali, bir anda ortadan kaybolma, kendisini geri çekme, kurduğu iletişimdeki o söylediği hayallerin devamını getirememe haliyle yüzleşmiş olabilirsiniz. Yani bana söyledikleri veya kendisinin anlatmasıyla yaptıkları yaşam tarzı uyuşmuyor dediğiniz konular olmuş gibi görünüyor. Bu yüzden kişi zaten kendisi, kendi tavır ve davranışlarıyla sizdeki kendisini bitirmiş olduğunun bu dönemde farkında olduğu bir dönemden geçiyor diyebilirim. Bununla beraber zaten bu kişinin daha önce belki psikolojik yönden tedavi olmuş, terapi almış olma ihtimali veya bazı alışkanlıkları çünkü Neptün enerjisiyle geliyor. Burada biraz yemek içmekle ilgili de bir tema var açı bağıntısı olarak. Belki de kişinin hani bir şeyler kullanması ya da işte gerçekten bazı bağımlılıkların olması. Ama bu bağımlılıkların daha çok duygulardan kaçmak üzerine olduğunu görüyorum. Yani kişi kendisini uyuşturur gibi bir enerjide. Bakın bu insanlara tutunmak olabilir ama daha çok bir şey kullanmak. Belki alkol hani vesaire. Tabi burada YouTube üzerinde söylememek lazım ama bir şeyler kullanma. Kendisini uyuşturma, biraz daha kendisini baskılamak için kaçma noktası arama hali var. Tabii ki bu şu da olabilir. Bu kişinin hiç görmediğiniz bazı yanlarını görmüş olabilirsiniz. Kendisini baskılamak için atıyorum şiddet eğilimi, argo konuşma hali, belki birileriyle gizli saklı konuşma hali, flörtöz tavırları, dikkat çekme hali. Yani bu kişinin size göstermediği karanlık bir tarafı da olmuş olabilir. Bu herkes için geçerli değil ama geçmişte sanki bu kişinin farklı bir gerçekliğiyle yüzleşmiş olabilirsiniz siz ve kişi sanki bunu bilmenizi hiç istememiş gibi görünüyor. Yani siz şu anda karşınızdaki kişiyi farklı iki kişi gibi görüyor olabilirsiniz. Benim tanıdığım, benim sevdiğim insan bir de hiç görmediğim, farkına varmadığım ama son dönemde ortaya çıkmış olan karanlık tarafı diye olabilirsiniz. Çünkü kişi sanki sizi kaybetmekten çok korkmuş. Fakat zaman içerisinde bu korku aşılmaya başlanmış. Yani siz, şimdi şöyle ifade edeceğim. Siz duygusal ilişkiye girdiğinizde yavaş yavaş bir şeylere alışıyorsunuz ve alıştığınız zaman o kişiyi odağınız haline getiriyor olarak görüyorsunuz. Emek vermekten çekinmiyorsunuz. Kişiye baktığım zaman duygusal bağımlılık geliştirmeye çok yatkın bir insan. Şimdi önce çok beğeniyor, yaklaşıyor. Belki peşinden koşuyor. Belki birçoğumuzun peşinden koşuldu. Ama sonrasında sanki duygusal bağımlılık gün yüzüne çıkıyor.
ve kişi ilişkiyi alışkanlık bazında yaşamaya başlıyor. Yani siz sağlıklı olanı yapmaya çalışıyorsunuz. Ha, bu tamamen odak noktasından bahsetmiyorum ama yavaş yavaş bağlanılır, ilişkiye yavaş yavaş emek verme düzeyi arttırılır, ilişki boyut atlar. Bu sağlıklı olan ama kişiye baktığım zaman ilişkiyi cepte görmek olarak algılanabilir ama alışkanlık boyutunda yaşamaya başlıyor. Yani biz birbirimizi seviyoruz zaten, ilişki devam ediyor zaten. Yani ilişki için niye bu kadar uğraşalım ki? Zaten birbirimizi seviyoruz işte yani. Geçip gidiyor günler gibisinden bir enerjisi var. Size baktığım zaman da diyorsunuz ki yani ben duygusal tatmin yaşamak istiyorum. Çünkü mutlu olmak, mutlu etmek istiyorum. Benim için benim ilişki anlayışı bu dediğinizi görüyorum açıkçası. Bu kişi de sanki bunun tam olarak karşılığını verememiş gibi görünüyor. Hele ki son zamanlarda özellikle. Zaten şöyle bir durum da var. Bu kişi çok fazla sizin açınızdan bahane gibi görünen bir şeyleri ortaya koymuş olabilir. Yani daha çok geçmiş dönemi görüyorum ama galiba ben burada. Yani ilişkiye bahaneler üretilmiş karşı taraf açısından. İşte şunu yapmam lazım, buraya gitmem lazım, işim yoğun, şu. Yani hep bir bahane ama bu onun için bahane değil belki. Çünkü onun cesareti, onun potansiyeli sizinkinden düşük. Bu ne demek? Siz 3-5 işçi bir arada götürebilirsiniz, daha pratiksiniz, net olarak yaparsınız, sorumluluk sahibisiniz. Ama ona baktığım zaman sizin kadar ayakları sağlam basmıyor. Bu yüzden o bir işi ya da iki işi maksimum beraber ancak idare edebiliyor. Yani burada sorumluluk açısından, potansiyel açısından, işleri idare etme açısından da sizden daha zayıf bir yapıda olduğu için size bahane olarak gelmiştir. Kişi bahane olarak görmemiştir ama arkasına sığındığı da bir gerçek bazı konuların gibi görünüyor. Şimdi size baktığım zaman zaten son dönemleriniz inanılmaz gelgitli ve kuşkularla dolu. Yani ben çok yoruldum, beni çok yoruyorsun. Hatta bir şeyleri gerçekten ona söylemişsiniz. Yani beni yoruyorsun artık, şu davranışından vazgeç, bu şekilde ilişki yürümez diyerek açık açık konuşmayı denemişsiniz sanki onunla. Ama baktığım zaman kişi sanki böyle tamam demiş ama bir değişim yok. Tamam demiş ama bir şeyleri değiştirmek için çok gücü yetmemiş gibi görünüyor. Tamam çabalamamış demiyorum. Çünkü bir sorumluluk alma çabası olmuş ama yeterli gelmemiş gibi görünüyor. Bu yüzden de sizin bu kişiyle ilgili umutlarınız tükenmeye başlamış olabilir. Son dönem özellikle çok sancılı gibi görünüyor. Yani ilişkiniz devam ediyor olsa bile bakın sanki bir şeyler sancılı ilerliyor. Flört enerjisinde bile olsanız sanki istediğiniz enerjiyi alamadığınız için çok yorulmuşsunuz. Çünkü ben sabırla bekliyorum ama ya gelmezse durum ortaya çıkmış gibi görünüyor burada. Bu yüzden de üzüldüğünüz, kendi kendinize düşündüğünüz, hatta bazen kafamda mı çok kuruyorum, ben mi takıntı yaptım dediğiniz, kendinizi bazen gerçekten bir psikoloğa mı görünsem diye acaba böyle bir sorguladığınız bir sürece girmiş olarak görünüyorsunuz. Çünkü sizi gerçekten zorlamış. Şimdi bakıldığı zaman evet doğru. Hani kişi sizi zorladığı için bu enerjiye geçmişsiniz. Normal hayatta bu kadar takıntılı bir yapınız yok. Ama kişi size o kadar vermiyor ki son dönemde siz ister istemez almaya takıntılı hale geliyorsunuz. O yüzden de sanki kendinizi bir tık sağlıksız bir evrede, çok düşünceli, artık bazen bundan kaynaklı yaşam enerjisi sömürülmüş hisseden bir durumda görmeye başlamış olabilirsiniz. Yani mutsuzum ve bu artık tüm bedenime yansıyor demiş olabilirsiniz son dönemde. Ama bazılarımız için de şu var. Sanki ilişkinin sınavı olduğunu düşünüp sabretme aşaması var. Özellikle bazılarımız için çünkü gerçekten bu ayrılık, bu kopuş dönemleri, gelgitli süreçler sınav gibi son dönemde. Ben burada ilişkiyle ilgili yorum yaptığımda her ilişki türü için yapıyorum ama burada bir ayrılık senaryosu gördüysek veya bir uzaklaşma, bir gelgit gördüysek, sıkıntılı bir süreç gördüysek, ilişkiniz devam ediyor olabilir, bitmiş olabilir, flört olabilirsiniz. Demek ki daha hafifini yaşıyorsunuz ama bir şekilde bu enerji hayatınıza tezahür ediyor. Tabii ki dört dörtlük uyumlanmak zorunda değilsiniz. Baktığınız zaman binlerce kişi izliyor. Ama buradaki enerji çoğunlukla bu şekilde çalışıyor şu anda. Yani eğer bir flört aşamasındaysanız tabii ki kişinin daha böyle aklının karışık olduğunu hissetmişsiniz ama bu kadar yoğun yaşamamışsınızdır. Ya da evlisinizdir. İlişkideki gelgitler ilişkiyi sarsar ama tamamen bitirmez. Ama bazılarımız için de bu sıkıntılar özellikle beni dinleyen arkadaşlarımız tarafından direkt olarak bitti sözcüğünün çıkmasına sebep olmuş olabilir. Yani bazılarımız gerçekten kendisi bile isteği sonlandırmış veya res çekmiş olabilir. O yüzden kendi senaryonuza göre alın mutlaka. Yani dört dörtlük uyumlanmayı beklemeyin. Her ilişki tipi için çünkü ayrı ayrı yorum yapamıyorum.
Şimdi şöyle bir toparlayacak olursak, özellikle evet iki tarafın da geçmişte yorulduğu, kıskançlıkların, şüphelerin, ilişkiyle ilgili kuşkuların, ilişkinin geleceğiyle alakalı kaygıların çok fazla gün yüzüne çıktı. Yani bu ilişki nereye gidiyor? Adım atılacak mı? İlişkiyle ilgili bir hamle yapılacak mı? Bunu çok merak ettiğiniz bir dönem. Ayrıysanız da zaten birbirinizi çok hissetmiş olarak görünüyorsunuz. Yani burada kişinin kendisini yalnız hissetme hali, belki de sizin değerinizi, kıymetinizi anlayacağı şeyler yaşamış olma hali. Tabii ki bu kişi bir tık IQ seviyesine bağlı. Umarım bir şeylerin farkına varmıştır. Çünkü kişinin tarafına baktığımda yoğun bir stres enerjisi görüyorum. Tabii ki size bunu göstermiyor olabilir bakın. Çünkü stresini atmaya çalışan, özgürlüğüne düşkün gibi görünen, hani yeri geldiğinde mutluluk senaryosu çizebilen bir insan. Bu yüzden size bu yansımıyor da olabilir. Bazılarımız da direkt ağzından bir şeyler duymuş olabilir zaten bu kişinin. Çünkü bazılarımız kopuk da olsa bir iletişim halinde gibi görünüyor. Tamamen iletişimsizlik görmüyorum. Veya birbirinizden haber alıyor olabilirsiniz. Oradan buradan stalklama yöntemiyle vesaire. Ama öyle ya da böyle bir kopmayan bir etkileşim söz konusu. İki kişi de şimdi araya engeller koyulduysa, çünkü direkt olarak yani MC'de bir admetos var. Bir engellenme enerjisinden bahsediyorsak aramızdaki süreçte. Engel kalkabilir ama birbirinize bakarsınız sonra fark edilmesin diye tekrar engellemiş olabilirsiniz. Yani engellilik hali bazılarımıza devam ediyor. Ama bu engeller direkt sosyal medya engeli olmak zorunda değil. Arada bazı üçüncü kişi durumları, ailesel mevzular, para konusu, mesafe mevzusu bunlar var. Yani aşılmak isteniyor. Burada bir sıkıntı yok. Çünkü kişiye baktığım zaman gerçekten aşmak istiyor. O engel durumuna doğru ilerliyor. Ama bakıldığı zaman kişinin enerjisi bir tık düşük gibi de duruyor ya. Enerjisi düşük göründüğü için hani bazılarımız adım bekliyorsa ya da ilişkinin toparlanmasını istiyorsa, bakın ilişki toparlamak isteyecek bu kişi. Çünkü o gelgitli enerjiden çıkmış. Şimdi bakıldığı zaman yorulduğunu görüyorum. Aradığı şeyin ne olduğunu bulmaya çalışıyor ve sizden uzaklaştıysa, sıkıntı süreçleriniz aslında bunların ona iyi gelmediğini de görmüş olabilir. Bu yüzden doğruyu kendince kendisine iyi gelecek olan şeyi arıyor ve engelleri aşmak isteyen de bir enerjiye girebilir. Size umut vermeye çalışabilir. Ama şimdi bunu daha önce yaşadım ben diyen arkadaşlarımız için orada bir durmak lazım. Çünkü kişi biraz yüksekten uçan bir kişi olabilir. Yani her şeyi yapabilecekmiş gibi bir hışımla gelebilir. Ama söylediklerinin birçoğunu yapamayabilir. Ama kişi istemiyor anlamına da gelmiyor. Şimdi burada eğer ilişkiniz devam eden ve çok fazla engeliniz olmayan bir ilişki ise sabredilebilir bir şeyler var burada. Çünkü kişi istekli ve seviyor. Yani buradaki benim gördüğüm kişi seviyor. Sevgisi olan bir kişi. Ama diyorsanız ki yani bu ilişkinin akıbetinin olması çok zor. Bana umut veriyordu. Daha önce de yaptı bunu. Ama çok zor, ben zaman kaybedeceğimi düşünüyorum diyorsanız, burada tabii ki karar size ait. Yani bazılarımız çünkü beni burada dinleyip bana kızıyor, onu mu bekleyeceğim diye. Ama yani şimdi açılımı izliyorsan bekliyorsun. Yani mantıken yani. Ya da işte hani saçma konuşuluyor bazen ama açılımı izliyorsan bekliyorsun sonuçta sen onu. İşte saçmalama, öyle şey mi olur diyen arkadaşlarım oluyor. Sen bu açılımı o zaman aklındaki kişi için niye izliyorsun ki? Önce kendine bir dürüst ol. Kendine bir şeyleri itiraf edemezsen zaten alacağın kararların arkasında duramazsın ki. Ya da hayatını yönetemezsin. O yüzden önce bir duygular konusunda da siz kendinize net olun. Ama şöyle bir netlik. Şimdi bazen duygular karışıyor sizde, gördüğüm kadarıyla, dediğim gibi. Yani iki tarafında duyguları bazen karıştırdığını görüyorum. Siz fazla odağa alıyorsunuz. Bu sizin canınızı yakıyor ve psikolojik olarak ikileme düşmeye başlıyorsunuz. Kendinize çelişmeye başlıyorsunuz. Çünkü içinizde bir çatışma oluşmaya başlıyor. Bu sefer kendinizi korumaya çekiyorsunuz çünkü. Bu da zor oluyor o kadar bağlamışken kendinizi. Kişide ise bir duygusal bağımlılık hali söz konusu oluyor. Şimdi kendinize dürüst olmanız gereken konular var. Konuştuğunuz zaman da gerçekten duygularımızdan emin miyiz? Bu kesinlikle sorulmalı. Yani bu soru kesinlikle iki tarafında hem kendisine hem birbirine yönetmesi, yani yöneltmesi gereken bir soru olarak görünüyor. Çünkü iki taraf da şu anda duygularını ya bastırıyor ya zorlanıyor. Ya hani acı çekiyor. Burada sıkıntılı bir şeyler var ve dürüst olunmalı. Hem birbirinize karşı hem kendinize karşı gibi duruyor. Bunu söylüyorum çünkü burada ilişkiniz adına bir umut ışığı var. Yani kişiden size gelebilecek bazı eylemler olabilir.
Belki sizin istediğiniz kıvamda olmayabilir. Yani gergin bir konuşma, gergin bir iletişim bakın. Ama bir iletişim, bir haberleşme durumu söz konusu olabilir olarak görünüyor. Ama burada aniden bu haberin gelme ihtimali ve birbirinize anlayışlı olamama ihtimalinizi gördüğüm için hani bu çok uzun bir vadede göstermiyor bu arada. Yani Mayıs çıkmadan, Haziran, hayır, Nisan çıkmadan bazılarımız konuşabilir. Ama birbirinizi anlayamayacağınız şeylerin de olacağını görüyorum. Yani iletişim var bakın, açı değeri geliyor. Ama ters bir açıyla geldiği için hani birbirinizi ya anlamayacaksınız ya kendiniz odaklı yaklaşacaksınız. Yani burada tabii ki size empati yapıp kendinizi onun yerine koyun. Ama sürekli orada kalın demiyorum. Ama bir yerde iki tarafın da birbirini anlaması gerekiyor olarak görünüyor. Şimdi önümüzdeki süreç hep bir konuşma, bir iletişim. Ama gergin bir iletişim veya birbirinizi anlamakta zorlanacağınız, geçmiş konuların açılacağı, belki yüzleşme kıvamında bir konuşma gelebilir olarak görünüyor. Bazılarımızın ilişkisine, daha önceki bakımda da söyledim. Şimdi burada bir ciddiyet enerjisi, ev konusu geliyor. Şimdi bazılarımız evliliğe gitmek istiyor olabilir ama ev konusunda da biraz problem yaşıyor olabilir. Yani aile konusu, ev teması, kişinin çevresiyle ilgili konular. Yani onun hayatı ile ilgili bir şeyler aşılmalı. Ona göre biz geleceğe gidebiliriz diyorsanız burada evet bu konuda bir çaba gösterilecek bu ilişkide. Çünkü zaten kişinin sizinle ileriyi de istediği, hayal de kurduğu ama problemin şurada olduğu görünüyor. Cesaretsiz ya da hayatının değişeceğini düşünüyor. Ya da duygusal olarak taşıyabilir miyim? Aramızdaki o sadakat duygusunu sonuna kadar ilerletebilir miyim? Sonuçta bir flört etmek değil bir evlilik ya da ciddiyet. Çünkü bazılarımızın burada ben gerçekten ciddiyet istediğini görüyorum. Ki ben kişinin yine söylüyorum ciddiyetsiz bir havada geldiğini görmüyorum. Ama geleceğin olabilmesi için kişinin biraz daha potansiyelinin yükselmesi lazım. Sorumluluk algısının biraz daha kendine gelmesi lazım. Bu zaman alacak bir mesele gibi görünüyor. Yani sizin önümüzdeki süreçte birbirinize anlayışlı yaklaşıp farklı bir sürece, farklı bir yola girmenizle beraber yeni bir döngünüz başlayabilir. Ama bazılarımızda ben bu kısır döngüyü kırmak istiyorum. Ben değerli hissetmiyorum. Benim ilişki anlayışım bu değil deyip bitirebilir. Üstelik bu kişilerin karşısında başkası çıkabilir. Çünkü harita genel olarak ciddiyet evresi veriyor. Ama bazılarımız bu kişiyi hayatından çıkarıp başkasıyla gerekli tanışabilir olarak da görünüyor. O yüzden burada herkes için aynı şeyi söyleyemiyorum. İlişkinize göre alın mutlaka senaryoyu. Bazılarımız senelerdir bu ilişki içindeyse eğer ve bir şeylerin değişmeyeceğini görüyorsanız vazgeçiş noktasına gelebilirsiniz gibi duruyor. Ama ben kişiye baktığım zaman şimdi bir tık kaybetmek istemeyen birini görüyorum. Yani evet belki siz dolmuşsunuz, evet hala bekliyorsunuz ama onda kaybetme korkusu var. Tek sıkıntı o yine söylüyorum kendisini uyuşturan bir insan. Farklı şekillerde. Ama o duygularını bastırabiliyor. Siz duyguları daha açık yaşıyorsunuz ama siz de sanki kendinizi kontrol etmeyi başarmış veya öğrenmiş olarak görünüyorsunuz. Yani şöyle düşünüyor olabilirsiniz. Bana bunu o öğretti. Yani her halükarda bakıldığında üzüldüyseniz, yorulduysanız yani bu ilişki her türlü bir şeyleri öğretecek veya öğretmiş olan bir ilişki. Flörtseniz bile, yeni tanıştıysanız ve kişinin gelgitlerinden yorulduysanız bile bu ilişki iki tarafı da bir şeyler öğretecek bir ilişki. Çünkü hem evet kadersel nitelikte geliyor ama burada şöyle algılanmasın. Kadersel demek hayatınızın sonunda mutlaka bir araya geleceksiniz. Birbirinizin kaderiniz bir değil, bir demek değil. Böyle bir şeyden bahsetmiyoruz biz. Sadece burada yaşanması gereken bir şey. Belki de sizin kendinizle ilgili, hayatınızla ilgili göremediğiniz şeyleri size gösterecek bir kişi. Bu ya iyi tecrübelerle ya kötü tecrübelerle. Ama size bir şeyler öğretmiş olan bir insan, bakış açınızı değiştiren bir insan olarak görünüyor. Önümüzdeki süreçte yine söylediğim gibi bir konuşma, etkileşim eğer bekliyorsanız ya da bir yerden bir yere gidiş, beraber vakit geçirme isteği, ilişkiyi tekrar pekiştirme arzusu söz konusu olabilir. Bu daha çok karşı taraftan gelebilir. Siz çünkü ben emek vermek istiyorum ama ondan da bir şeyler görmek istiyorum modundasınız. Bazılarımız için ufak bir haberleşme. Ama şunu da söyleyeyim. Şimdi kişinin eğer bir süre ayrı kaldıysanız veya yeni tanıştıysanız özellikle geçmişiyle ilgili bir şey öğrenme ihtimaliniz, kişinin hayatında gizli kapaklı bir şeylerin ortaya çıkma ihtimali, yani sizin alttan almanız gereken bazı konular olabilir.
Bu da yine sizin tercihinize kalmış. Yani bakın burada beni suçlamayın. Çünkü bana öyle yorumlarla, mesajlarla geliyorsunuz. Ne yani, ben her şeyi alttan mı alayım? Ben size bunu söylemiyorum. Ben sadece burada gördüğümü okuyorum. Alırsınız almazsınız. Yaşarsınız yaşamazsınız. O kişiyi seversiniz sevmezsiniz. Tamamen size bağlı. Ama açılımı izliyorsanız açılımda çıkan her şeyi okuyorum ve bana saygı göstermek zorundasınız. Şimdi kişinin ne olursa olsun önümüzdeki süreçte sizinle bir etkileşime girme hali olacak. Ama şöyle bir durum da var şimdi. Sizin karşınıza başka bir daha çıkabilir gibi duruyor. Bazılarımız gerçekten şu an iki kişi arasında da kalmış olabilir ki bunu çok yaşıyoruz zaten bu dönemde. Yani ikilemli süreçler, yeninin açılması, eskinin kapanması, tercih dönemleri, danışmanlıkta da çok fazla görüyorum zaten bunu. Haritaya da yansımış durumda. Ki bunun zor bir karar olacağı, şimdi Lilith astroloji ile beraber. Şimdi Lilith direkt olarak dördüncü evi kesen bir astroloji olarak geliyor. Yani sizin veya ilişkinizin veya karşı tarafın üçlü bir ilişki içinde olma hali. Seçim yapmak zorunda kalma hali. Yol ayrımında kalma hali söz konusu. Yani burada iki şey arasında kalma, bu sizde de olabilir, karşı tarafta da olabilir dediğim gibi. Ya da işte iki durum, parasız, işsiz, ailesiz, çevresiz, eş ve siz, ya da sizin aynı şekilde bakın iki kişi arasında kalma haliniz. Yani burada üçlü konular da var olarak görünüyor. Yol ayrımları, tercih yapmanız gereken ama bunun zor bir tercih olacağı da görünüyor. Şimdi burada dördüncü evi kesiyor. Hani önemli ama zor. Ve bir şeyleri kökten değiştirebilecek bir şey. Yani dördüncü ev biliyorsunuz köklerle ilgili, aileyle ilgili bu ilişkinin temasını tamamen değiştirebilecek bir karar alma ihtimaliniz var. Kimin? Sizin. Çünkü sizin iletişimde olacağınız, sizin bir şeyleri ya alttan alacağınız, ya kabulleneceğiniz ya da bazı tercihler yapmak zorunda kalacağınız. Yani ilişkinin akıbetinin sizin ağzınızdan çıkacak iki kelimeye bağlı olacağı görünüyor. O yüzden öyle bir dönem geliyor ki bunu hem retrodayız, hem tutulma dönemlerindeyiz, hem de akrep dolunayı etkileri, yani gizli saklı şeylerin açığa çıkması zaten olası. Ve sizin ikilemde kalmanız bundan da kaynaklanıyor olabilir. Belki hani bir süredir zorlanıyordunuz ve sizin karşınıza gerçekten kadersel bir fırsat çıktı. Ama bunu gizli mi tutsam, ortaya mı çıkarsam, kıskandırsam mı kıskandırmasam mı, onunla mutlu mu olurum, bununla mutlu mu olurum? Yani bu tarz durumların ortaya çıkma ihtimali var. Burada ama şöyle söyleyeyim. Kıskandırma enerjilerine girmenizi çok tavsiye etmiyorum. Çünkü akılcı davranmanız gereken, aksi halde gelecekte ayağınıza dolanabilecek veya pişmanlık duyabileceğiniz bazı şeylerin de olabileceği, bazı söylemlerin geçebileceği görünüyor açıkçası. O yüzden daha akılcı, daha kendi çıkarlarınızı düşünen bir yapıda olmanız daha sağlıklı. Yani ilerideki sonuçlarını karşılayamayacağınız, kaldıramayacağınız bir tepkiyle karşı tarafın karşısına çıkmayın veya bir gönderme paylaşım yapmayın. Özeliniz özelinizde kalsın. Kendinizi düşünerek hareket etmeniz gerektiği de görünüyor üstelik. Yani ilişkinizde bir gözetebilirsiniz ama önceliğiniz kendiniz olmalı gibi görünüyor. Belki de bu sefer sizin kendinize hak vermeniz gerektiği görünüyor. Şu da yanlış anlaşılmasın. Yani biz burada üçlü ilişki olarak okumuyorum dedim. İlişki tiplerini ayırmıyorum ama harita burada bir karar aşaması diyorsa siz bir konuda demek ki bir karar almak zorunda kalacaksınız. Karar alacak olan siz olarak görünüyor. Yani karşı taraf değil. Başka ne söyleyebilirim diye bakıyorum artık. Son olarak toparlayacağım. Şimdi şöyle. Kişinin çevresinden de bu kişiyle ilgili bazı şeyler duyabilirsiniz önümüzdeki süreçte. Yani önümüzdeki dönem sizin gerçekten önünüze bazı gerçeklerin takır takır düşeceği, sizin karar almak isteyeceğiniz, belki netleşmek isteyeceğiniz kişiyle net bir iletişim kurmak isteyeceğiniz ve şimdiye kadar anlaşamadığınız konuları ortaya dökmek isteyeceğiniz bir zaman dilimi. Yüzleşmek isteyebilirsiniz. Bazılarımız bu konuda sabırsız davranabilir ama bu yüzleşme arzusu, sabırsızlık, artık bıkkınlık, yorgunluk enerjisinden kaynaklı. Evet, ben bunu anlıyorum. Ama kişi üstüne gelindiğini düşünebilir. Burada çünkü benim gördüğüm durum şu. Onun size bir şey yapması lazım. Aksi halde şimdi siz ondan erken davranıp patlama yaşayabilir olarak görünüyorsunuz. Bunu önermiyorum. Niye önermiyorum? Çünkü kişinin atacağı adım bir tık daha mahcubiyet odaklı bir adım olabilir. Nasıl yaklaşacağını bilemeyebilir. Bırakın çabalamak istesin sizin için. Bırakın kendisi düşünsün. Çünkü siz bir patlama yaşarsanız veya yakıp yıkma enerjisine girerseniz, bir anda bir ateşle hareket ederseniz, sizin gerçekten bundan
Evet, belki ilk etapta problem yaşamayacağınız ama sonrasında ya çok mu ileri gittim? Acaba şunu yapmasa mıydım? Böyle paylaşım yapmasa mıydım gibi durumlara girebileceğiniz görünüyor. O yüzden sizin dürtüsel davranmamanız, evet biliyorum hep olgunluk bende kaldı diyorsunuz ama bir tık daha sabretmeniz bu konuda. Olgun kalmanız gerekiyor. Kişinin eline bu konuda hani nasıl diyeyim malzeme vermemek için. Çünkü zaten kendi haksızlığını kabul etmek istemeyen bir insan var karşınızda veya kendi hatalarını görmek istemeyen, kendi çocuksu tavırlarını, kendi korkularını saymak istemeyen, hani o yüzden de karşısındaki kişi suçlama çabasına giren, açık arayan bir yapıda. O yüzden sizde bir kusur bulamasın ki kendi kusurlarına odaklansın. Aksi halde kendince bir kılıf uydurur. O da onu yapmış, bu da bunu yapmış moduna girer. Çünkü öyle de bir yapısı var. O yüzden hani bırakın sizi suçlayabilecek bir şey bulamasın. Siz olduğunuz gibi kalın. Ha, hayatınıza bakmaktan geri planda kalmayın. Tercih mi yapmanız gerekiyor? Yapın. Ama kişiyle yüzleşme kıvamını bırakın. Zaman ve kişi bir şekilde çabalayarak size getirsin. Çünkü benim gördüğüm kişinin zaten buna ihtiyacı var. Ama birazcık da sizi yıldırmaya çalışan da bir enerjisi var. O yüzden ben derim ki son raddeler belki yılmayın. Dik durun. Sizin duruşunuz çünkü ilişkinin gidişatını etkileyecek gibi görünüyor. Bu şekilde Instagram'da videolarımızda görüşmek üzere. Danışmanlıklar için bize Instagram üzerinden ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.